şimdi bir iddiası vardı. Dedi ki, kızım dedi, kocasıyla beraber denize gidecekmiş nereyse. Tamam. Oraya giderken yanına komşusunu çağırmış. Tamam, komşuyu çağırın. Neden çağırdın? Komşu çağırmak mı yanıma komşu çağırın? Ben Ben mahalleliyle de gittim denize, bak arkadaşlarımla Seda, denize gittim. komşunun Altun Hanım'a söylediği, sen o komşunun babasını aramışsın. Bana bunlar bu denizde her şeyi yaparlar. Boğarlar ederler. Ben kendi kulaklarımla duydum. Kimden? Boğarlar ederler bilmem ne. Kocanla gitmek istemiyorsun tek başına. Evet. Yanına birilerini arıyorsun. Şimdi Altun Hanım'ın burada anlattıkları sanki garip gibi geliyor ama Evet. sen o zaman niye komşuya gidip de kocan beni denizde boğacak diyorsun? Size eğer böyle Aa, anlatırsanız, öyle bir şey onlar yok. da annene anlatırsa tabii ki annem böyle düşünür. Öyle bir şey Tamam, yok. dur Biz bir saniye. ben olayı anladım. Biz komşular. Seda bak, ben senin söylediğin lafı söylüyorum. Tamam, Telefon o ses kaydını konuşmasını. çıkartın. Ben dinledim yavrum, ses burada Hayır, dinledim. çıkartın. Çıkartın Ne, dedi kendi bunu. aramızda koş. Bizi omuzlarını alıp Yapalım. denize atmaları bilmem neleri o Ama eğlenceleri diyorsunuz Müge siz. Hanım Böyle şimdi... başka bir mevzu Müge yok. Hanım, Yani denizde öyle geldiği gibi değil. yüzüm mosmoralıydı. Babanı Başka yeri arıyorsun, değil. o komşunun babasına demişsin ki sen de gel yanımızda, beni boğarlar O ederler, komşu kim? yanımızda dur diye. Şimdi Tamam, senin de kimse bunları komşun, bana ne yapacağı belli senin de olmaz. komşun gidip bunu annene anlatıyor. Şimdi bak, Yok, ben öyle şimdi bak bir şey doğruya yok. doğru konuşmak zorundayım. Tamam, Şimdi benim böyle, öyle bir ses hayır, kaydım var mı? Ben var. olmadığına eminim. Niye komşun mu yalan söylüyor? Böyle bir ses kaydım var diyorsun. Benim öyle bir ses kaydım olmadığını komşuna eminim. Çünkü kendimden eminim. Öyle bir Kızım konuşma korkma yok. korkma, söyle bunlar Hayır. senden dönmezler. Ben bu arkandayım be. Seda, Aman kusura bakma, Allah, Seda, korkma. korkulacak Aa, tek neden gözlerim neydi? sen? Buram mosmordu, buram mosmordu, buram. Ve nerede? Dedim ne Evet, oldu? vücudunda Kocası hiçbir bana morluk gönderi yok. yaka Güneş şey alerjim takıyor. var. He? Dinlendirici takıyor. Nerede dinlendirici Bak kaç takıyor? kere geldi Kendisi dedi. dinlendirici takıyor. Hiçbir Size bir şey, şey ana kız söyleyeyim mi? konuşamıyorum. Beni parka çağırıyorlar, telefonumu alıyorlar, çantamı alıyorlar. Kaç defa evime geldiler, büyü aradılar, yastıklarını Öyle bir şey döktüler yok. Elif'le ikisi. Hayır, Ondan hayır sonra öyle bir ablam şey. diyor ya, cenazede duymuş. Benim ablam babamın defnedildiğini, öldüğünü, hamile düşük tehlikesi var diye o gün öğrendi. Yanında kadınlar var. İlk Ne kadınlar cani? bir yerde, erkekler defnediyor. Cenazeye O gittiğinde cenazede gönlünüzü çıksın, aramadınız mı? Sesim bağlansınlar. gelmiyor muydu? O cenazede çıksınlar, bağlansınlar. Kimse Şimdi böyle bir bak, şey önce deniz duymuyor. mevzusunu bitirelim, sonra cenaze Tamam. mevzusuna gelelim. O Sen aklı. denize giderken kocan beni boğmasın diye niye komşuyu yanına istiyorsun? Öyle bir şey yok. Ah, Ben yok öyle bir ya. komşuyu da aramadım. Kocam yapmaz Öyle bir bunu. şey yok. Bu tapuyu diye üstüne almadın diye yüzüme tükürdüğünü de iş yerine Bak dur, ben geldiğinde. tavuda değilim Seda, bak. Heh. Bak şimdi konuları dağıtmaya gerek yok. Öyle bir şey yok Müge Bak, Hanım. ben bilmiyorum. İlgi çekmek için mi yapıyorsunuz? Ne yapmak için? İnsanlara bunu söylüyorsunuz. Sonra bu insanlar ailelerinize, bir tek sen değil, ben burada çok görüyorum, ailelerinize iletiyor ve aileleriniz endişeleniyor. Ben de olsam ben de endişelenirim. Bana bir komşu dese ki senin kızın damat denizde Tamam, boğacakmış, bu beni komşu iste o giderse... tutmadığını ben nereden biliyorsunuz? He? O komşu bu tutmadığını nereden biliyorsunuz? Nerede tutacak senin annen, sanki Amerika Senin Birleşik komşu. Devletleri Başkanı Hayır. senin Hayır, annenin... ben telefonla konuşuyorum. Beni arıyorlar. Dün hatta biri daha aradı. Biz Sedacığım, anneden... annen seni kimi tuttu Annen, yavrum? kadın bana diyor ki annem Ben cana yayın evladım açmak iyi için olsun geldi. Ben istiyorum kabul hocam. etmedim. Gel diyor, çağırıyordur birilerini, ben onu Müge bilmiyorum. Hanım. Benimle alakası yok ki. Müge Annemin Hanım. kendi Ben eski istiyorum dört komşuları. evladım. Sedacığım, bunlar bunu ortaya attıklarında senden para pul istemiyorlar ki. Senin canına bir şey gelmesini Hayır, istiyorlar. benden çocuğum. istemediğini nereden biliyorsunuz? He? Aranın ses kayıtlarını, telefonu, Kendisi sessiz ne geri istiyor? dönüşümü. Bana dedi ki, çocuğumun verdiği bayram harçlığı ne kadar istiyor? Ben, anne doğruyu söyle. Sen demedin mi, İbrahim'e 50 lira veriyordum, 100 lira benim paralarımı yediniz, Ya bitirdiniz. 200'ü O vermeyeyim paraları, dedim, onu dedim, parayları bir şey çıkartın, demedim. getirin beni soydunuz, soğana çevirin Ya senin canım, o oğlum. sana 6 kızgınlıkla yaşındaki verdiği çocuğum parayı beni, istiyor. o zamanlar 3 sene, 2 sene öncesi, Sedacığım, 4 ondan yaşında çocuk ne bahsetmiyorum. şey yapacak? Senin... Olayları dağıtıyor Müge Hanım. Hayır. Bak, Acele konuyu neyin? hakikaten konuyu Seni Müge dağıtıyoruz. Hanım sonlukla Seni konuklayacağım. ayırdığı zaman senin onlara ne gibi bir katkın olacak? Nafaka alacak. Çocuğa kendi bakacak. Çocuğa Ne nafaka nafaka alacak. alacak Allah aşkına, senin kocan ne iş yapıyor? Daha Ben iki yıl öncesine istemiyorum. kadar kayıp edip Hayır, evinde evin kalmaya tapusu çalışan senin adam. İki üstünde yıl önce değil, değil. niye Üç değil? yıl önce mi? Ne oldu 3 yılda birdenbire Hanımefendi, piyango mı çal? kiradaydı, Bak, herkes bir şunu kiradaydı. bir geçsin. Ya Benim herkes kiradaydı. maddi 4 durumum sene kötü diyelim. değil. Tamam da. Benim İki Allah'a evim çok var şükür diyor. çalışıyorum. Allah razı olsun, patronum da her türlü yardımcı oluyor. Ben şu ana kadar hiç kimseden bir kuruş para istememişimdir. Tam ne kadar nafaka vereceğim Kayınbabam. boşansan kız çocuğunu? Ben niye boşanayım ya şimdi? Niye Hayır, yani bırakayım? Boşanamayayım. nafaka için boşaltmak Hayır, istedim. evi Şimdi alırız. bak. Avukatı bile de ayarlamış, Bir konuşmuş. saniye. Ya Çocuğuna bunları kendisi nafakayı söylüyor alırız. zaten. Bunları annem söylüyor. Anladım. Şimdi Sen bak. de girer çalışırsın, çocuğa da ben bakarım. Şimdi şöyle Öyle söyleyeyim. şey mi olur ben bu yüzden Benim öyle paraya falan yuvamı ihtiyacım yıkayayım? yok.
Allah çocuk şimdi çalışıyorum. Yok, patronum. Önce vardı, daha önce de yoktu. Olsun. Daha önce de yoktu. Ben evi alacağım hani zaman. Hani sanki Messi'yi karısından boşatacağız da. Ondan sonra şu kadar niye para alacağız yani ne ya? Yani hani. Yani niye seni boşaltmak istesin anne? Ya çünkü gıcık oldu. Daha kopartamıyor. Şimdi, anlatamıyorum. En sonunda bu yardıma bu. Bunların hepsi yardıma dönecek. Kapısını, pacasını kırıyor, kocası kırdı. O koltuklar çoktandır, yıllardır kırık. Allah'a şükür annemin her şeyi var. Senin hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Allah'a şükür benim hiçbir şeyim. Telefon bağlantısında ben... demedim. Annem arkamda her şeyime sahip çünkü. Niye gelmiyorum? Niye? Yani, öyle tamam, bir şey olsa ben niye gelmiyorum eve? Ben niye gelmiyorum eve? Onunla bununla kavga ediyor, sahip şununla kavga ediyor. Mi? Kimle kavga ediyor? O kavgaya yetiren de sizsiniz. Kocan diyor ki yaptır yaptır mahalleyi yaydınız. Pisikler üstünü bozun deli değil. Ben sana kaç kere ben ablamı aradım diyorum ki abla annem bize karakola böyle böyle şikayet etmiş. Adamı tanımıyorum. Aradım ablamı. Ablam dedi sen ciddi misin? Ne saçmalıyorsun? Dursun'un yanında mı konuşuyorsun? O kadar çekiniyor şey yapıyor. Söyleyeceğim Seda. Sen Altun'la Elif'in yani böyle bu şey bir psikiyatride de var mı? Yani böyle bir toplu bir hezeyan mı yaşadıklarını düşünüyorsun? Toplu bir hezeyan. Ama ben orasını bilmiyorum. Hayır hayır ben sonra... bu anlat yani. Ama akıl yani Altun'la... psikolojileri iyi değil. He. Annem. İşte... Dur, dayıma bak, dayıma dedi ki, dayımlarla konuşmuyor, tapu meselesine, evimi alacaklar, köydeki mirasımı alacaklar. Diyor sülaleyi bana küstürmüş. Annesinin cenazesine gitmedi, yok elimden imza alacaklar, küçük dayım imza alacak, orada beni sıkıştıracaklar yani diyor. Tek bana değil, bütün kolu komşuya. Kolu komşuya hepsine, korona zamanı olduğu zaman evdeydi. Şenay teyze de gitmedi. Peki bir dakika. Altun'la Elif bir dakika sussun. Peki oradaki kardeşinin senin paranla pulunla işi var mı? Nafakanla işi var mı? Ben şöyle söyleyeyim. Ablam benim bunu en son cenazede gördü. Başka gördün mü abla? Cenazeden başka gördün mü Dursun'u? Başka gördün mü canlı babamı? Esra sen de cevap ver. Tamam da sizin... Gördün mü? Dur ablasına sordu. Ablası sen Dursun'u cenazeden başka bir yerde gördün mü? Geldim ya şeyde. Bir hafta. Geldin de Dursun'u gördüm. Beni tamam parka çağırdınız. Evet, ben kaça bu gittim. Şimdi Seda mesela ay, bize sorar ben Ordu'dan geldim. Yani ha. Esra neden bu tarafta senin bir yanında saniye. Değil? Ordu'dan şey ben geldim. Esra Seda falan. Diyor ki abla gel parka görüşelim. Niye hayır, parka Esentepe'den çıkamıyor? Ha? Esentepe'de çıkamıyor diye abla hayır. Gel parkta görüşelim. Tamam. Niye gelmiyor? Mesela ben varken annem ben eve gelemiyorum. Gelemiyor çünkü tamam. Çünkü eve geldi, bir şey koydu. A şunu yaptı, buna geldi. Eve gelme. Niye Esentepe'de ben onların parkına sen gidiyorum. Sen beni geldin ki ikna çünkü edesin. Telefonu şey altında. Dinlendiriyor. Ya dinlendiriyor ya da takipçi altında. Telefonuma aradılar. Açın ses kaydını. Dursun amcasını arayıp benim telefonumdan tehdit ettiler. Telefonumu zor da alıp Dursun amcasını hareket ettiler başka amcasına. Bir şey söyleyeceğim, dur bir saniye. Esra'nın size evliliğinize kastı ne? Annemin aklına gidiyor. Anlatabildim mi? Annenin aklına gidiyor. Bir saniye Esra. Bütün bildikleri, gördükleri annemin anlattıklarını da söyleyeyim mi Esra? Bak bir defa görmüyor. Bir şey söyleyebilir miyim Esra abla? Ben mesela Malatya'dan geldiler. Hiçbir şey yoktu ortada. İlk bana tepki gösterdiklerinde ben seni aradım Esra abla. Sana dedim anne niye böyle böyle yapıyor? Ben size ne yaptım? Dedim. Sen ne dedin bana? Ben bilmiyorum. Beni muhatap etmeyin bu konulara kapattın. Öyle bir ama şey sen demedin. Ben de aradım ablamı konuştu. Annem de konuşacağım. O anki kavgayı bilmiyor. Yani ben yani yapılacak bir şey varsa yapayım diye uğraşıyorum. Orada kırıyorsun, her şey, ne bak, yapıyorsun her sen? Şey yıkıldı. Ama siz ya, çocukların yuvasına hiçbir müsaade etmiyorsunuz ki ya. Ya ne yuva kalmış ya? Ya neyi kalmıyorsun ki? Sen şimdi kafayı bana taktın. Daha beni iki kere gördü, beni bana taktın şimdi kafayı. Hayır, Esra bana şunu söyle. Sen de cenazedeki bir söze şahit olduğunu söylüyorsun. Evet. Tamam, ne dedi Dursun? Ya hani yakın değildim. Dedi ki... Yakın değil. Ölmesi gereken annesi eşiymiş gibi konuştu. Ya bütün ağrı bağları var. Yanlış kişi oldu. Derken ne kadar mesafeliydin? Hani duyacak kadar. Duyabilecek evet. Kadar mesafeliydin mi? Yani biz de söyleyeyim zaten. Cenazeye katılan herkesi arayın. De, erkekler cenazeye gömüyor. Oh. Ablam zaten düşük tehlikesi var. Hamile. Bir de o gün öğrendi babamın öldüğünü. Hasta diye getirdi eniş abla. Tamam babanın öldüğünü o gün öğrenmesi değil konumuz. Evet ne dedi? Hayır psikolojide kolundaki insanlar var zaten yanımda. Kadınlar var. Bunu net duydum. Yanlış adamı öldürmüşüz.
Aslında... O kadar cenaze de diyecek, sadece bunlar duyacak, kıyamet kopmayacak. Yani şimdi düşünsene bir cenazesiniz. Peki, evet, peki Seda, şimdi pardon, bu iddiayı ortaya koyanlar iki kız kardeşim ve anne. Sen niye onlara inanmıyorsun? Ben de konuyu anlamaya çalışıyorum. Şimdi yanlış ben size bir cevap verebilir miyim? Ben de öldürmeye kalkmışım. Sedam, ben de öldürmeye kalkmışım. Bana bak suya koymuşum. Elif'in saçını başını yolmuşum. Bu beyazlar evet. Şimdi toprak evet. Olacak demişim. Bunların hiçbirini yapmadım ki ben. Yaptın. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.